Herkese merhaba. Ölüm hücresi, hapishanelerde bulunan ve idam cezası alan mahkumların son zamanlarını geçirdiği bir yerdir. Bir diğer yandan, idam cezası son derece tartışmalı bir konu olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde hala yasaldır. Ancak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri dünyada idam cezası olan tek ülke değil. Ayrıca idam cezasına sebep olan suçlar ve verilen son yemek gibi faktörler de ülkeden ülkeye değişiyor. Bugün sizlere dünyadaki ölüm hücresi şartlarıyla ilgili en şok edici farklılıklardan bahsedeceğiz. Emin olun, bazı şeyler sizi çok şaşırtacak. Hadi başlayalım. Ocak 2021 itibariyle 109 ülke idam cezasını tamamen kaldırmıştır. Bunlara tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Moğolistan, Arjantin, Meksika, Filipinler ve daha pek çok ülke dahildir. Ayrıca 28 ülke daha uygulamada kölelik karşıtı olarak sınıflandırılıyor, yani ölüm cezasını kanunda destekliyorlar ancak 10 yıldan fazla bir süredir resmi bir infaz gerçekleştirilmiyor. Bunlar arasında Rusya Federasyonu, Myanmar, Fas, Cezayir, Kenya ve şaşırtıcı şekilde K-pop ve K-draması ile ünlü Güney Kore bulunuyor. Squid Game belki de gerçekçi bir belgeseldir. Yakın geçmişte ayaklanmalar yaşayan 8 ülke ise savaş suçları gibi ciddi durumlar için bu cezayı hukuki olarak saklıyor. Örneğin Brezilya, Kazakistan ve Guatemala. Ancak cezanın yasal olarak tamamen onaylandığı tam 55 ülke bulunuyor. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bu ülkelerin Çin, Suudi Arabistan ve Kuzey Kore gibi sert cezalarıyla tanınan ülkeler olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Japonya da bu listede. Evet, Japonya bu cezanın bulunduğu tek tam demokratik ülke. Amerika Birleşik Devletleri demokratik değil mi diyecekler için Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik olarak demokratik bir cumhuriyet olarak sınıflandırıldığını belirtelim. Bu yüzden de Japonya'nın idam cezası konusundaki pozisyonu oldukça şaşırtıcı bir hale geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönersek, birçok insanın düşündüğünün aksine idam cezası yalnızca 24 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinde mevcut. 23 eyalet ise bu cezayı kabul etmiyor ve diğer 3 eyalette de moratoryum bulunuyor. Yani mahkumlara hala idam cezası verilebiliyor ancak ölüm kısmı geçici olarak affediliyor. Bu nedenle yakın gelecekte suç teşkil edecek aptalca bir şey yapmayı planlıyorsanız, dünyanın birçok yerinde bunun bedelini canınızla ödeyebilirsiniz. Bilirsiniz, suçu işlemeye hazırsan zaman kaybetmeye de hazır ol derler. Ancak dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak bazı suçlara daha fazla zaman eklenir. Ayrıca bazı yerlerde de zamanınız iyi ve gerçekten dolu geçebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Burada idam cezasını garanti edecek 42 büyük suç bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk sırada cinayet geliyor. Bunun yanı sıra bir trenin kasten yıkılması ve bunun ölümle sonuçlanması ya da kötü niyetle yaralayıcı nesnelerin postalanması gibi daha spesifik suçlar da bulunuyor. Hükümete karşı savaş açmak olarak tanımlanan casusluk veya ihanet gibi suçlarsa daha az belirgin. Bu eylemler özellikle savaş zamanlarında ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğundan ölüm cezasına değer suçlar olarak kabul edilir ancak diğer ülkelerde durum böyle değildir. Japonya'da ölüm cezası yalnızca Nagayama standardı adı verilen çok katı 9 kurala dahil olan suçlar için verilir. Bu kurallara göre güdü, pişmanlık ve duygular gibi bazı suç unsurları göz önünde bulundurulur. Özellikle olaya karışan kurbanların sayısı ölçeği büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden ceza genellikle sadece seri cinayetler için ayrılmıştır. Öyle ki Japon mahkemelerinin 1993'ten beri verdiği 130 ölüm cezasından yalnızca 16'sında tek kurban var. Yani bu sadece %12'ye denk geliyor. Kuzey Kore'de ise cezalar biraz daha katı. Ülkenin militarist yönetimine göre en büyük suçlar devlete karşı işlenenlerdir. Dolayısıyla cinayet ve vatana ihanetin yanı sıra kalpazanlık, kaçakçılık gibi nispeten daha küçük suçlar ve belirsiz bir şekilde adlandırılmış ağır kabahat suçu ölüm cezası gerektirebilir. Peki ağır kabahat neyi kapsıyor ki? Hırsızlıktan mı yoksa küfürden mi bahsediyoruz? Ya da birine saldırmaktan mı? Kurabiyelere kuru üzüm koymaktan mı? Hırsızlıktan mı yoksa kapalı bir alanda gaz çıkarmaktan mı bahsediyoruz? Bu her şey olabilir. Ölüm cezası resmi olarak kabul edildikten sonra bir mahkumun hayatı dramatik bir şekilde değişir. Hayal edilebilecek en kötü kadere mahkum edilmiş olurlar ve dünyaları altüst olmuş bir şekilde hücrelerinde beklemek zorunda kalırlar.
Amerika'da yalnızca hapis cezasını çeken mahkumlar genellikle toplu halde tutulurlar. Mahkumlar burada lavabo ve yatak bulunan 4 ila 6 metrekarelik küçük hücrelerde kalırlar. Her ne kadar hücre içinde tek olsalar da gün içinde diğer mahkumlarla kaynaşabilir, tesis içinde kantin aşçılığı gibi işleri üstlenebilir ve bulundukları duruma göre her gün avluda gezinebilirler. Bu kulağa inanılmaz derecede kısıtlayıcı geliyor, değil mi? Ancak idam cezasına çarptırılan mahkumlar bu tür özgürlüklerin yalnızca hayalini kurabilirler. Florida İslah Tesisleri Departmanı'na göre idam mahkumları 5 metrekare büyüklüğünde hücrelerde tutuluyor. Bu hücrelerde genellikle tuvalet bulunabilir ancak her zaman lavabo ya da duş içermez. Bu yüzden kendilerini temizlemeleri için kelepçeli bir halde duşlara götürülürler ve temizlendikleri süreç boyunca gardiyanlar tarafından izlenirler. Ayrıca bu insanlara kantin izni yoktur. Sabah saat 5, 10.30 ve 4'te olmak üzere 3 öğün yemek hücrelerine götürülür ve yemekte yalnızca bir kaşık kullanabilirler. Sıkılmamak için atıştırmalık, radyo ve hatta küçük bir televizyon alabilirler ancak odada klima ve kablolu televizyon bulunmaz. Diğer mahkumlarla bir arada olmalarına ise nadiren izin verilir. Egzersiz ve ziyaret hakları için günde 1 saate kadar hücrelerinden çıkmalarına izin verilir ancak geri kalan 23 saati hücre hapsinde geçirmek zorundadırlar. Ancak ölüm fermanları imzalandıktan sonra, yani itirazları işe yaramazsa biraz daha büyük olan 8 metrekarelik bir hücreye taşınırlar. Bu hücrelerde radyo ve televizyon bulunmaz. Öyle ki televizyonu yalnızca parmaklıkların arkasından izleyebilirler. Yine de Teksas'ta işler daha ciddi. Burada her hücrenin bir penceresi vardır. Ancak nasıl bir manzaraya sahip olduğunu bilmek bile istemezsiniz. Bunun da ötesinde televizyonlar söz konusu değildir ve nezaret seviyelerine bağlı olarak sadece bazı mahkumlar bir radyoya erişebilirler. Buna tam olarak rahat bir hayat diyemesek de Alabama'daki koşullara kıyasla burası neredeyse lüks. Alabama'daki hücreler 3 metrekare genişliğindedir ve burada pencere ve elektrik bulunmaz. Ve Alabama yazları ortalama 32 derece sıcaklıktadır. Aslında bazı mahkumlara vantilatör veriliyor olsa da bu pek de işe yaramaz. Bu yüzden çoğu kişi serinlemek için tuvaletlerde suyun altında kalmayı tercih ediyor. Pekala, şimdiye kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettik. Şimdi bir de dünyanın geri kalanına bakalım. Örneğin Japonya'da da durumlar pek farklı değil. Amerika'daki gibi buradaki idam hücreleri de küçücüktür ancak 7,5 metrekarelik genişlik bazı yerlere kıyasla gayet yeterli görünüyor. Peki bu hücrelerde yatak bulunmadığını fark ettiniz mi? Japon gelenekleri sebebiyle yataklar katlanarak mahkumlara tövbe etmeleri için daha fazla alan sağlıyor. Hücrelerin içerisinde tuvalet, kitaplık ve alçak lavabo da bulunuyor ancak mahkumların kendilerine zarar vermemesi için her biri yuvarlak köşeli olarak tasarlanmış. Hatta hücreleri su basmaması için lavabodaki musluklar bile bir zaman aşımı düğmesiyle çalıştırılıyor. Amerika'da olduğu gibi burada da mahkumlar günde 3 öğün pirinç, çorba ve az miktarda et veya balıktan oluşan bir diyetle besleniyorlar. Ve hapishane kantinine erişimleri de yok. Yani menüde ek yiyecek bulunmuyor. Dahası televizyon söz konusu bile değil. Gözaltı seviyelerine bağlı olarak yalnızca bazı mahkumlar radyoya erişebiliyorlar. Sıcak yaz aylarında haftada 3 kez, kış aylarında ise sadece 2 kez yıkanmalarına izin veriliyor. Yine de her gün çitle çevrili bir bahçede 30 dakika boyunca egzersiz yapabiliyorlar. Pekala, bu anlattıklarımız kulağa pek hoş gelmiyor ancak Hindistan'daki koşullarla kıyaslandığında burası neredeyse cennet gibi. Hindistan, idam cezası uygulamaları konusunda inanılmaz derecede ketumdur. Ve mahkumların tutulduğu koşullarla ilgili resmi belgeler nadiren yayınlanır. Ancak cezası iptal edilen bazı mahkumların anlattığı hikayelere göre bu koşullar pek de iç açıcı değil. Mahkumlar günün büyük bir bölümünde hücre hapsinde tutuluyorlar ve diğer mahkumlarla konuşmaları kesinlikle yasak. Yazın sıcaklık 45 dereceye yükselse de klimaları bulunmuyor ancak hücrelerin pencereleri var. Ayrıca bu pencerelerin birçoğu bahçedeki dar ağacına bakıyor. Bu pencereler adeta onları bekleyen kaderin kaçınılmaz bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Ancak Vietnam'da durum daha da kötü. Hindistan gibi burada da idam cezası sistemi hakkında çok az şey biliniyor. Ancak yasalar mahkumların hücre hapsinde tutulmasını ve günün her saatinde izlenmesini gerektiriyor. Eski mahkumların hikayelerine göre bir idam mahkumu özellikle tehlikeli kabul edilirse hücreye zincirleniyor. Bu durumlarda mahkumlar günde sadece 15 dakika boyunca serbest bırakılıyor. Bu süre içinde ise banyo yapabilir, yemek yiyebilir ve tuvaleti kullanabilirler.
Ölüm cezası kesinleştiğinde mahkumlar anında öbür tarafa gönderilmez. Birçok ülkede temyiz ve olası aklanma süreci son derece uzun ve zahmetli bir süreçtir. Tabii bu kurallar dünyanın her yerinde aynı değil. O halde Amerika'dan başlayalım. İtirazlar, zamanlama, dilekçeler, yüksek mahkeme kararları ve onlarca yıl sürebilen davalarla ilgili atlanacak çok sayıda yasal çember varken, mahkumlar hüküm ve ceza arasında ortalama 22 yıl kadar bekleyebilirler. Hatta bu süre zarfında mahkumların yaklaşık %25'i doğal sebeplerden hayatını kaybediyor. 1990'larda bu ortalama sadece 8 yıldı. Ancak cezaların karmaşıklığı ve zaman alıcı doğası, ayrıca gittikçe artan davalar sebebiyle bu bekleme süresinin de arttığı görüldü. Ve bu sadece ortalama. Bir diğer yandan, Japonya'da da hukuk sistemi sebebiyle davalar onlarca yıl sürebiliyor. Ancak buradaki mahkumlara genellikle ölüm tarihi gibi bir bilgi verilmiyor. Öyle ki bazen mahkum ölüm kararını infaz günü öğreniyor. Bu, dünyanın en uzun süre hayatta kalan idam mahkumu Aiveo Hakamada'nın hikayesini daha da şaşırtıcı kılıyor. Bu adam, ölüm hücresinde 48 yılı aşkın bir süre hayatta kaldı. Sonrasında aleyhindeki sahte delillerin ortaya çıkmasıyla şans eseri beraat etti. Bu, işlemediğiniz bir suç için oldukça uzun bir zaman. Ancak iş beklemeye geldiğinde çok az ülke Çin kadar korkutucu olabilir. Çin'deki ölüm cezası süreciyle ilgili çok az bilgi bulunuyor. Yine de ülkeden sızan bilgilere göre yapılan bir araştırma, cezanın onaylanmasıyla infaz arasındaki ortalama sürenin 50 gün olduğunu gösteriyor. Evet, bu 2 aydan az. Yiyeceğiniz bir sonraki yemeğin son yemeğiniz olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? İdam cezasına çarptırılan birçok mahkum için yedikleri son yemek her zaman seçebilecekleri bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkumlara son yemekleri genellikle idam zamanından birkaç gün önce servis ediliyor. Ve çoğu mahkum istediği her şeyi sipariş edebiliyor. Aslında tam olarak her şey değil. Öyle ki hapishaneler alkol veya tütün ürünlerinin talep edilmesine izin vermiyor. Bazı hapishanelerse talepleri yalnızca cezaevi sistemi içinde sağlıyor. Yani fast food, yerel restoran siparişi ya da ailelerinden ev yapımı yemek alamıyorlar. Ayrıca birçok eyalette mahkumlarının son öğünlerinde bir maliyet sınırı bulunuyor. Bu sınır Florida'da 40 dolara kadar çıkabilirken, Oklahoma'da sadece 15 dolara kadar çıkabiliyor. 15 dolar oldukça az görünse de Texas'tan iyidir. Çünkü Texas'ta mahkumların son yemeklerini seçmelerine bile izin verilmiyor. Aslında eskiden bu mümkündü. Ancak 2011'de idam mahkumu Lawrence Brewer son yemeği için büyük bir yemek siparişi verdi ve yemek geldiğinde yemeği reddetti. Böylece hapishaneler kuralları değiştirdi ve günümüzde Texas'ın idam mahkumlarından hiçbiri kendilerine sunulan hizmet konusunda söz sahibi değil. Böyle mahkumlar olduğunu düşününce gardiyanlık gerçekten de zor bir meslek olmalı. Biraz da Hindistan gibi biraz daha büyük bir yerden bahsedelim. Burada belirlenmiş bir son yemek ritüeli bulunmamakla birlikte cezaevi yetkililerinin mahkumlar için son saatlerinde istisnalar yaptıkları bildiriliyor. 2012'de mahkum Ajma Kasab birkaç domates istedi. Gardiyanlar cömertçe ona bir sepet dolusu domates teklif ettiler ama o sadece iki tanesini aldı ve sadece bir tanesini yedi. Peki siz son yemeğinizin ne olmasını isterdiniz? İyi düşünün ve yorumlarda bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.